Sesimiz çıkmıyor yani, ne yapacağız, her şeye katlanıyoruz. Vallahi bilmiyorum Türkiye'nin hali ne olacak, çok üzgünüm. Yani dolar olan cebini dolduruyor, 1,5 milyar maaş alıyor. Düşün yani bu nasıl geçinsin? Doların artışı AKP, TL'yi mahvetti. Dış güçlerin Türkiye üzerinde oynadıkları oyunun neticesi. Kuru yaşanan artışla tarihi rekor kırdı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına döviz kurundaki artışlarla ilgili neler düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Ben emekliyim. Bu gidişata göre hiçbir işe yaramıyor. Her şeyi başın aldı gidiyor. Bundan acıyorum. Başka bir şey diyemem. Ne diyeyim? Peki doların artışı sizi nasıl etkiler? Etkilemez olur mu? Biz neyim var ki? Hiçbir şeyim yok. Dolardaki artış çok fena. Çok rezil bir durum. Sizi nasıl etkiler? Benim işlerimin %20-25 düşürdü. Çünkü ben ithal malı satıyorum tamamen. Vallahi bunu durduramazlar. Halen de çıkar ya. Yani yapacak bir şey yok bunda. Peki doların artışı sizi etkiler mi? Vallahi herkesi etkiliyor. Etkilemeyen kimse var mı? Gıdaya şey hepsini etkiliyor. Halen de kötü. Çok yüksek doların böyle olması. Biraz daha ülkedeki üretimin düşük olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü biz üretimi azalttığımız zaman mecburen dışarıdan alıyoruz ürünleri. Bu da yurt dışından döviz bazlı geliyor. Ekonomiye vatandaşın çok güvende kalmadı gibi düşünüyorum ben. O yüzden biraz daha yükseliyor. Daha da yükselecek. Peki dövizin artışı sizi nasıl etkileyecek? Herkes gibi kötü etkileyecek yani sonuçta. Çünkü aldığımız ürünler hep her ay üzerine koyarak geliyor. Bir de yurt içi piyasada şöyle bir sıkıntı var. Hem döviz fiyatından dolayı zam alıyor hem de TL'ye bazlı zam alıyor. O yüzden ciddi anlamda ekonomiyi, bireysel olarak ekonomiyi zorlayacak diye düşünüyorum. Berbat düşünüyoruz. Yaşantımız zaten sıfır. Her şey sıkıntı. Ekonomi sıkıntı. Yaşantı sıkıntı. Berbat yani. Peki bunun önüne geçilebilir mi? Bu hükümet inerse geçilir. Bu hükümet inmeden geçilmez. Sesimiz çıkmıyor yani, ne yapacağız? Her şeye katlanıyoruz. Bunun önüne geçilebilir mi peki sizce? Bilemiyorum. Vallahi bilmiyorum Türkiye'nin hali ne olacak, çok üzgünüm. Yani dolar olan cebini dolduruyor, 1,5 milyar maaş alıyor. Düşün yani bu nasıl geçinsin, nasıl yapsın? Çok zor bir şey. Bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun. Çok pahalı, her şey çok pahalı yani. Çok zor. İnsanlar çok zor geçiniyor. Çok pahalılık var, acayip yani. Allah. 1,5 emekli maaşınla olacak iş mi? Ablam bizim dolarımız yok. Dolar olan, altın olan şey etsin. Bizi Allah bundan kurtara. Biz bir şey elimizde bir şeyimiz yok. Onu alma formu bozmak için markın oraya doların olacak. Onu olanlar sevmişsin ablacığım ya. Doların artışı AKP, TL'yi mahvetti. Bulgar levası karşısında dahi değer kaybeden bir para durumuna düştü. Sebep AKP, başka bir sebep yok. Kendileri dolar milyoneri, servetlerine servet katıyorlar. Başka şey yok yani, ne diyeyim ben. Dış güçlerin Türkiye üzerinde oynadıkları oyunun neticesi.